Evet, şimdi SQLite veri tabanı programlama kursu içerisinde veri tabanı üzerinde iki şekilde çalışma uygulayacağız. Birincisi hazır bir veri tabanı üzerinde, diğeri de kendi oluşturacağımız veri tabanı üzerinde. Şimdi hazır bir veri tabanı kullanma isteğimizin sebebi şu: karmaşık sorgular yapacağız. Bunlar için veriye ihtiyacımız olacak. Hani dummy data dediğimiz örnek verilere ihtiyacımız olacak. Bunları da hazır olarak zaten yıllardır, 10-15 yıldır, belki daha uzun süredir kullanıyoruz. SQL Server'da, Oracle'da, diğer PostgreSQL vesaire hepsinde farklı farklı örnek veri tabanları var. Bunlardan en eskilerinden bir tanesi Chinook. Chinook var, Northwind var, işte SQL Server'a özdeşleşen AdventureWorks var mesela vesaire, HR veri tabanı var. Bunlar örnek olarak kullanabileceklerimiz. Biz bu kurs içerisinde karmaşık sorular için örnek veri tabanı olarak Chinook'u kullanacağız. Bunun da şeması ekranda gördüğünüz gibi. Bunu anlatacağım. Sonrasında da nereden indireceğinizi, bunu bilgisayarınızdan nereden indireceğinizi söyleyeceğim. Linkini de göstereceğim. Oradan rahatlıkla indirip hatta detaylarını da okuyabilirsiniz. Şimdi örnek veri tabanında öncelikle bir sorgu yapısı oluşturabilmek için veri tabanı yapısını bilmeniz gerekiyor. Bilmediğiniz bir veri tabanı yapısının sorgulanması mümkün değil. Çünkü anlamadığınız bir şeye sorgu yapmaya çalışacaksınız aksi halde. Bu nedenle bunu anlamakta fayda var. Şöyle genel yapıyı inceleyerek başlayalım. Elimizde ne var burada mesela? Şema üzerinde employees var, yani bizim çalışanlarımız varmış burada. Onların last name, first name, title'ları var. Reports to var, birth date, yani doğum tarihi var ve işe giriş tarihi falan var. Bir de adres bilgisi var çalışanların. Burası employees, bir de bunlarla ilişkili olan bir customers alanı var. Bu da bizim müşterilerimizin bilgilerinin tutulduğu yer. Burası kafanızı karıştırmasın. Birisinde bizim çalışanlarımızın bilgileri var. Diğerinde ise customers, yani bizim müşterilerimizin ad, soyad vesaire bilgileri var. Burada customer ID, burada ise employee ID üzerinden erişebiliyoruz. First ID, first name mesela customers tablosunda müşterinin adı, soyadı, şirket bilgisi, adres bilgisi, şehir, state, country, postal code, phone, fax, email, support, rep ID vesaire. Şimdi burada da temel bilgiler var. Bu aralarında ilişkiler var. Şu an zaten veri tabanı tarafında tecrübeli olanlar bunların ne olduğunu biliyordur. Tecrübeli olmayanlar için bunlara şu an girmeyeceğiz. Kafa karıştırıcı olabilir. Bu nedenle geldik. Bakın customers'ta bu invoice arasında bir bağlantı olduğunu görüyoruz. Bağlantının ne olduğu önemli değil. Sadece bunlar birbirine bağımlı olduğunu düşünebilirsiniz. Şimdi invoice de bizim faturalarımız. Müşteri bir şey satın aldığı zaman bunun faturalandırılması gerekiyor ve bunların da müşteriyle faturalar şeklinde birbiriyle ilişkili olması gerekiyor. Şöyle düşünün. Mesela siz Facebook hesabınız var diyelim. Bu Facebook'ta fotoğraf yüklüyorsunuz. O fotoğrafın size ait olduğunun sistem tarafında kayıtlı olması gerekiyor. Facebook veri tabanında. İşte yani sizin aslında yüklediğiniz fotoğraf ile sistemdeki sizin kayıtlı bilgilerinizin eşleştirilmiş olması gerekiyor. İşte bu kullanıcının şu fotoğrafı gibi. Bunu da öyle düşünebilirsiniz. Bu müşterinin şu faturası gibi düşünebilirsiniz. Faturalar içerisinde invoice ID var, customer ID var. Dikkat edin, ilişki mantığı var. Bunların detaylarına girmiyorum şu an. Ama birbirini tanıması için invoice'e demiş ki buradaki bunu tasarlayan kişi, sendeki her kayıt bir customer ID tutmak zorunda. Bu invoice, bu fatura burada tanımlanmış olan customer'ın, yani müşterinin faturası olacak. Ben bu şekilde tanımlayacağım diyor. Invoice date, faturanın tarihi, billing adres,
ve Blink City şeklinde çok basit bir yapısı var. Ve burada bir detaylandırma yapısı kullanılmış. Invoice'in detaylarını item olarak farklı bir tabloda oluşturmuş. Mesela bu da benim sık kullandığım yöntemlerden bir tanesi aslında. Bu size esneklik kazandırır bu yapıyı kurmak. Temel invoice bilgilerini oluşturduktan sonra bunun bir faturanın içerisinde detaylar vardır. Yani şöyle diyelim, siz farklı türde ürünler satıyorsunuz. Bu ürünün ne ürünü olduğu belli değil aslında. Faturanın yapısı belli, temel yapısı. Ama hangi ürünlerin satıldığı, hangi ürünlerin müşteri tarafından satın alındığı belli değil. Onların yapısı item içerisinde tutulacak şekilde belirlenmek zorunda. Yani bir fatura ile faturanın detayları içerisindeki o item, yani satın alınan ürünlerin, faturada yer alması gereken ürünlerin bilgilerinin özet olarak belirlenmiş olması gerekiyor. Yani birbirine eklenmiş olması gerekiyor. Attach edilmiş olması lazım. Bunu sağlayan şey de buradaki invoice items tablo yapısı. Her invoice'in özetleri burada tutulur. Onun içerisindeki item'lar da çoklu bir şekilde, birden fazla olacak şekilde invoice items tablosunda tutulabilir. Geldik. Ne varmış bu item'lar içerisinde? Bu item ile şuradaki invoice ID üzerinden buraya ilişkilendirilmiş. Mesela track ID var, unit price var ve quantity var. Çok özet ve gayet temiz bir tasarım yapısı. Yeni başlayanlar için. Track ID dediğimiz şurayla ilişkili görünüyor. Burada tamam. Unit price ve quantity. Şunları konuştuktan sonra, anlattıktan sonra buraya geçeceğiz. Unit price çok basit. Bu item'ın ne olduğunu bilmiyoruz şu an ama bu arada bu şu tasarım, Shinnok veri tabanı tasarımı, bir müzik satışı yapan bir sistemin veri tabanı diyebiliriz. Onun için tasarlanmış. Bunlar sadece müzik satışı yapıyorlar. Albümler, o albümler içerisindeki track'lar vesaire, işte o albümün sahibi olan artistler vesaire gibi şeyler. Ve onların tabi türlüğünü falan da tutmak gerekiyor. Neyse, burada track ID, unit price ve quantity olarak bunun devam et. Unit price bu item'ın birim fiyatına deniyor. Quantity ise bu item'dan kaç tane alındığını gösteriyor. Mesela siz örnek veriyorum, Ali Veli isimli bir sanatçının bir albümünü satın aldınız ama bunu web siteden satın alırken bir tane değil, üç tane satın almak istediniz aynı albümden. İşte birisi kendiniz için, diğeri bir arkadaşınız, diğeri de arşivlemek için mesela diyelim. Şimdi 3 tane yaptınız, o zaman quantity bilgisi burada 3 olacak. Ama bunun her bir albümün birim fiyatı var. Mesela nedir? Bir tanesi 10 TL olsun. O zaman ürünün unit price'ı 10 olacak burada. Quantity değeri 3 ve bunu geliştirici kullanıcıya gösterirken ve faturada gösterirken, tabii ki aynı zamanda ödemeyi alırken 10 çarpı 3 yapıyor ve 30 TL'lik bir fatura üretiyor. Bu şekilde çalışıyor açıkçası. Çok basit bir mantık. Track ID'ye gelelim. Track ID, şimdi invoice items içerisinde bunun genel yapısını gene özet tutulmuş burada. Bu faturanın item bilgilerini, alt ürün bilgilerini, nelerin satıldığını, satın alındığını vesaire. Bunu da items içerisinden track ID ile buradaki tracks'lere bağlamış. Yani müzikler diyelim. Albüm içerisindeki müzikler. Tracks içerisinde track ID var, name var, albüm ID'si var. Yani bu track, bu müzik hangi albüme ait? Bütün track'leri, müzikleri tek bir tabloda toplamış burada. Ve bunların hangi albüme ait olduğunu da albüm ID üzerinden karar vererek yapmış. Çok basitleştirilmiş burada mantığı. Aslında bu çok daha detaylı bir mimari olabilirdi.
Ama bu şekilde daha iyi, basitleştirilmiş hali. Album ID, o nerede? O da şurada mesela. Mesela işte ne olsun, Tarkan'ın ABC albümü, işte Zerrin Özer'in XYZ albümü mesela, bunun gibi. Onun içerisinde birden fazla alt müzikler var. Bu albümün adı var, title'ı var ve artistin ID'si var. Kim dedik? Tarkan mesela. Tarkan'ın nerede kayıtlı olması lazım? Albüm içerisinde olmaz. Bunun artistler içerisinde kayıtlı olması gerekiyor. Bakın burada name kısmına diyelim Tarkan yazacak. Bunun ID'sini şuraya verecek. Albüm içerisinde. Ve bu şekilde albümü de oluşturduktan sonra onu da şurada kullanacak. Sonra yani albümü oluşturmadan onun içerisine bir şarkı ekleyemezsiniz kısacası. Albüm ID'miz de var. Media Type ID. Media Type ID'miz de şuradan bakıyorum. Buraya geliyor. Media Types. Bu da bu müziğin diyelim tipini, dosya tipini tutabiliyorsunuz. Bu tabi bu tasarım yaparken tam olarak ne düşünüldüğünü bilmiyorum burada. Ama CD mi, işte mesela online ise MP3 olabilir ya da farklı formatlar olabilir. Bu tabi biraz da eski bir veri tabanı yapısı. O yüzden ne düşünülerek yapıldığını bilmiyorum. Mesela bu offline CD satışı yapan bir sistemin ise ki olabilir, online olmayabilir yani. O zaman bu aslında kaset olabilir, media type olarak CD olabilir ya da bunun gibi şeyler olabilir. Genre ID, genres içerisinde şuradan bir bağlantı var. Bu da müziğin türünü, işte, örneklemek gerekirse arabesk, pop vesaire gibi bu türleri tutan genres alanı. Bunu da buradan belirtiyor. Bunlar sabittir genel olarak, şunlar ikisi. Sonra composer, milliseconds, yani bu müziğin uzunluğunu saniye olarak buraya veriyoruz. İşte 1 dakika ise 60 saniye olarak veriyoruz mesela buraya. Ve bytes ve unit price, yani her track'in, her müziğin ayrı ayrı unit price'leri var. Onları da burada tutuyor mesela. Ve sonrasında da playlistler. Mesela kullanıcılar kendi playlistlerini oluşturabilir o zaman. Ya da bunu satarken farklı kombine bir playlist yapısı oluşturulabilir. Mesela Tarkan'ın 2000 yılındaki bir şarkısıyla 2005 yılındaki bir şarkısı ve 2008 yılındaki bir şarkısını bu şekilde 3-5 tane farklı albümden oluşturulmuş bir şarkıyı playlist haline getirip şurada oluşturup onun içerisine de playlist track tablosu içerisine de playlist ID'sini verip o track'in ID'sini verip bunları farklı bir albümmüş gibi playlist olarak satışı da yapılabilir aslında. Yani bunlar playlist olarak tutulabilir diyelim. Bu şekilde bir yapısı var Chinook'un. Bir sonraki videoda artık Chinook'u SQLite üzerinde nasıl kullanırız, ona nasıl erişiriz vesaire, bunlara bakacağız. Genel bir yapı hazırladıktan sonra da sorgularımızı yazmaya başlayacağız.